Batılı'ya göre Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Rusya'daki gelişmeler, kızıl tehlike bitti. Şu anda ise yeşil tehlike var diyorlar ve tartışıyorlar. Bu konudaki düşünceniz nedir? Tevarüs edilen bir düşmanlık var esasen Batı'da. Maalesef bu düşünceyi besleyen bir kısım radikal görünümündeki hareketler de olmuştur. Görünümü bilhassa vurgulamak istiyorum. Radikal olma meselesiyle temelden İslam'a sahip çıkma, kökten onu benimseme manasını kastediyorlarsa Müslümanlıktan insanları kaçırmaya radikalizm denemez, tenfir etmeye, işi zorlaştırmaya radikalizm denemez. Bu açıdan bilhassa görünenler deme lüzumunu duydum. Dünyanın değişik yerlerinde bazı Müslümanlar yanlışlıkla terör eylemlerine girdiler. Bu Müslümanlığa mal edildi. Hedefe varmak için her vesileyi meşru saydılar. Çok bramatist hareket ettiler. Bütün bunlar da Müslümanlığa mal edildi. Kitabın içinde, Kur'an'ın içinde ve asli saadette yaşanan Müslümanlığa bakmadan daha çok bugünkü zayıf, derbeder, yıkık dökük insanların davranışlarındaki Müslümanlığa baktılar. Ve Müslümanlık hakkında öyle hüküm verdiler. Birileri de bunun böyle olmasını istiyordu yani. Müslümanlık olduğu gibi kendi orijiniyle görünmesin. Biz nasıl istiyorsak öyle görünsün de tenfir etsin bu insanları. Bu açıdan hakikaten Berlin Duvarı yıkıldı. Dünyada çok şeyler değişti. Ve dünyada yeni oluşumlar başladı. Bu oluşum içinde Müslümanlığın çok eski 1400 seneden beri devam eden, kendi orijiniyle devam eden bir din olması itibariyle bu oluşumlara katkısı büyük olacaktı. Dünyadaki oluşum mayalanmalarında mayası büyük olacaktı İslam'ın. Ama dünya buna karşı sırtını döndü. O da zannediyorum bir ölçüde bizim temsildeki zaafımızdan, iyi temsil edemedik. Bazı yerlerdeki görüntünün ürkütmesinden, nefret ettirmesinden, İşi olduğundan farklı göstermesinden dolayı bir yeşil tehlike çıkardılar ve bunu devam ettirecekler. Hoşgörüyü temsil eden, müsamahayı temsil eden bir zümre her şeye rağmen bu olumsuz, negatif davranışları, akımları aşarsa İslam'ı kendi orijinalitesiyle, yani asli saadetteki temsil keyfiyetiyle, insanlığın iftihar tablosunun haliyle eğer sergilerse, temsil edebilirse bu olumsuz imajlar yıkılır. Ve Türkiye'de bu türlü olumsuz imajları yıkmaya matuf şu anda bir kısım oluşumlardan bahsedilebilir zannediyorum. Radikalizmle çatışa çatışa, İslam düşmanlarıyla çatışa çatışa devam ede gelen böyle bir oluşum sürecinin var olduğundan bahsedilebilir.